Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Sabahın şu an saat 6.30-7 arası bir şey arkadaşlar. Sabah sabah otogara gittik. Kuşlarımızı getirdik. Öyle bir kuşlar var ki harbiden şu an kutuya baktım. Yok lan artık dedim. Harbiden bu kadarını söyledim ben. Bir tane değil, iki tane değil, üç tane değil. Aile, kocaman aile ve farklı kuşlar da var. Koca bir aile var, yavrusuyla beraber ayrı bir çift daha kuş var arkadaşlar. Şimdi hepsini size tek tek göstereceğim. Ve böyle bir şey, bir kuştan bir tane olur veya iki tane olur. Koca bir aileyi biz şu an ne yapacağız onu da bilmiyorum. Şimdi sizlere bunları o zaman şey yapalım biz. Bak burada kutunun içinde hepsi. Yani ta Bursa'dan geldi bunlar arkadaşlar. Şimdi bunları bu tarafa koyalım çünkü burada kuş yoktu zaten biliyorsunuz. Sadece Nürnberg kuşlusu var. Ve bir tane de gök şifiri vardı. Olmazsa gök şifiri de buradan çıkartırız. Nürnberg ile sadece bunlar burada kalsın. Bunlar var ya, efsane çok güzeller arkadaşlar. Şimdi size onları göstereceğim zaten. Birçok kardeşimiz beğenecektir. Bayağı da bir kıymetliler. Özellikle şu an Urfa'da bende bundan vardı. Kırmızı ile sarısı vardı. Bunların daha kötüsü bende vardı. Urfa'dan ben şeye çıkartmıştım, satlığa çıkarmıştım. Bizim mezatta satamadık. Daha sonradan baya bir talep geldi o kuşlara. Yani ben hatta o kuştan yurt dışından bile isteyen benden oldu da. Şu an burada elimizde var. Çok güzeller. Şimdi bunları tek tek göstereceğiz. Siz de bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olarak bize destek verebilirsiniz. Çünkü harbiden çok güzel emek veriyoruz kanalımızı. Güzel bir yerlere getirelim. Sizin de desteklerinizi kesinlikle bekliyorum arkadaşlar. Şimdi daha fazla sizi bekletmeden şimdi bu kutuyu açalım. Bunları bırakalım. Gün içerisinde bunları şu an burada bırakacağız. Biraz ilerleyeceğiz. Ondan sonra gün içerisinde çıkarız. Kuşlarımızı güzel bir şekilde bırakırız. Ya şunları bırakırız ya şunları bırakırız. Onlara göre ilgileniriz. Bakalım ya, neler olacak hep beraber görmüş oluruz. Videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayalım. Bu arada burnumuz daha ağrıyor arkadaşlar. Kaç gün geçti daha moralıklık bitmedi. Şimdi hemen başlayalım. Öncesinde arkadaşlar buradan açmayalım. Yuvanın içine girelim. Yuvanın içinde açalım bu kuşları. Önce şu kapıyı bir açalım, tamam mı? Zaten ilaçlı elmalı hem elma sirkeli hem de limon suylarımızın içinde var. Burası şu an bunlar için en sağlıklısı, temiz bir yer. Dur. Bu kuşlarımızı da kaçırmayalım bir dakika. Şurada da burada unuttuk almayı. Bir dakika. Kaçırmadan diğer kuşlara kaçırmayalım. Şunlara çok dikkat etmemiz lazım. Bunlar var ya çok fırlama. Şu an bu yeni gelenler de çok fırlama. Heh. Hemen en baştan bir tanesinden başlayalım. Bak bak Macar Urfalı güllüler arkadaşlar. Çok güzeller abi ya. Bak şimdi bunlardan kaç tane var bilmiyorum. Baksana şuna, şu gülüne, perçemine bak. Öndeki perçemine bak. Muazzam, çok güzel arkadaşlar. Bak bu bir tanesi. Bu bir taneyi bıraktık. Bu dişi tahminim. Durduruyoruz hangisine gelecek. Bir tane daha. Bak bak bir tane daha. Bak bu da burada. Aynısı Macar güllü. Bunun beyazlığı daha çok. Bu da tahminim erkek arkadaşlar. Bak şunu da şu şekilde göstereyim. Bir gülüne bakın, muhteşem. Her yerini gülden kaplamış. Bak daha bu da artı bir de. Bunlar da fek döneminde. Bak fekteki şeylerine bakın. Çok güzeller. Vallahi var ya muhteşemler. Bak bak şunun sırtına bak. Macarlığına bakın. Muhteşem. Şimdi bu iki takım mı acaba? Üç takım mı? Bak diğeri de burada. Dur hemen diğerini de göstereyim. Bak 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 bak. Aynen bunlar ayaklarında klipsler var. Klipse göre şey. Ama bunun kafasında eser mi var ne? Bak bu eserlik geçirmiş ama. Dişteki bu eserlik geçirmiş. Bu da çok güzel. Bak bak nasıl oynuyorlar. Ama bazen eser geçiren kuşlar yavruya falan bakıyor yani. Bunu birçok kardeşimiz de biliyor. Bak şu şekilde bırakalım. Bir tanesi de burada. Şu eserlik geçirmiş ama. Dur daha var. Üç tane bıraktık. Bak bak şurada baksanıza. Daha her seferinde bak. Hepsinin ayrı ayrı perçemi falan var ya. Çok güzel yani, muazzam.
Bak şu perçemleri falan var ya, muazzam, çok güzeller. Baksanıza. Çok güzeller. Ne etti? Etti 4. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Bu da 5. Bunun beyazlığı çokmuş ama. Bu diğerler kadar değil. Bu erkek. Aynen. Şurada bak. Bu 3 takım mı acaba? Tahminim 3 takım bu. Bak atkınına da girmiş bu. Bak bu da burada arkadaşlar. Bu da ayrı bir güzel. Oo, atıklar da bayağı bir. Bu bir dakika, başka var mı? Yok, daha varmış lan. Kaç bıraktık biz? 2, 4, 5. Bak bu 6. Tamam mı? Bak bu 6. Bu da aynısı. Bak çok güzel. Bu da tahminin dişi. Dişiye benziyor zaten, belli. Şu an bununla beraber 3 takım etti. 6 adet etti. Dur 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 dur. Aha. Bu var ya, yavru işte. O çok güzel. Baksanıza bak. Bu da yavrularıymış bak. Bunlar direkt uçma çekeriz biz. Bak bak, çok güzeller. Maşallah. Bir kuştan bir takım olur. İşte 3 takım, 2, 4, 6 tane, 3 takım, bir çift de yavrusu var bak burada. Bak şuna bir yakından bakın, çok güzel. Bak bir tanesini bırakıyorum bak burada. Sana bak. Bak onun da daha bir de kardeşi var bak, burada jikliyor bak daha. Ama bu da sapsarı. Bu da ayrı güzel, baksanız arkadaşlar. Vallahi hiç ben bu kadar beklemiyordum. Bak bu da burada. Bu da ayrı güzel, çok güzel bak. Sapsarı. Şire koyalım. Kutuya girecek gene. Bu ikisini arkadaşlar biz aşısını yaparız. Bu ikisini yukarıya çıkartırız. Uçum kümesine çıkartırız. Bizim yavruların içine koyarız bunları hemen. Bak 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 bak, şundaki atıklı. Burada ise bir takım da, bak ne var bak. Bir takım da macar var. Şu minyon mu diyorlardı bunlara, ne diyorlardı? Hatta biz yere mezatımıza getirdik. Sahiplendirmiştik bunlardan. Aynısından bir takım daha. Bunlar daha da küçük. O bendekiler çok farklı ama bunlar daha da küçük. Bak. Macar minyon mu diyorlardı bunlara? Ne diyorlardı bilmiyorum. Çok küçük bunlar da. Benim yukarıdaki macarla farklılar bunlar. Bunlar bendekinin daha küçükleri. Bak şu şekilde koyayım. Çok küçükmüş ya. Bursa kuşu ya. Bunlar farklı. Bunları genel olarak bizim Antep'te falan beslemiyorlar. Bak diğerini de göstereyim. Diğeri de hemen burada. Daha bir de markalı, baksanıza. Bunlar daha bir de markalı. Ne macar diyorlar bunlara? Bursa'da bilmiyorum şey. Bak bu da burada. Bak şu an hepsini gösterdik. Kaç takım oldu burada? Dur göstereceğim. 2, 4, 6, 8, 9 tane kuş gelmiş oldu buraya bak. Bak bak, suyla ne de içiyor. Allah ne ilaçlı su varmış yani burada. Heh, şu an hepsi gelmeye başladı. Bir tanesinde eser var. Bunda var galiba. Aynen, bunda eser var. Şu kutuyu buradan çıkartalım arkadaşlar. Şey oraya bak, minnoş. Dikkatli olalım. Maçalla bir sıfır. Uğraşamadık yani. Bak bu yavru. Bak. Lan orada bir şey yok. Yoksa nereye tırmanacak? Düz duvara tırmanacak bana. Diğer yavru nerede? Bak şu köşede. Şimdi biz bunu nasıl yapacağız? Bir takım olsaydı neyse yavru atırdık da. Şu an 3 takım. Artı 4 takım hatta. Bir de şu 3 duvar da. Bunda da hafif eser var. Kutudan da gelmiş olabilir. Yani kutuda da olmuş olabilir.
Bir iki güne belli ederken yine yavrulara bak. Yavrular arkadaşlar uçuma çekeriz biz zaten. Birkaç gün burada dinlensinler, sonra aşılarını yapıp yukarıya çekeriz. Yani öyle düz çekmeyeceğim. Bunları uçururuz direkt. Bir de çok iyi uçuyorlar ha, bunlar var ya, fırlamalar. Aile takımına bak. Bak bak şuna bak. Lan ne yapıyorsun? Buradan da çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. İsmini vermeyeceğim tabii ki. Abi Allah razı olsun, bari bir takım alaydın. Keşke bir takım alaydın. Yani şu an diğerler nasıl yapalım ben de bilmiyorum. Gülleri falan var ya, şahane. Çok güzeller bak. Özellikle şuna bak. Efsane yırtmacı falan var ya. Bu dişi tahminim. Bak bu da ayrı güzel. Hepsi ayrı ayrı güzel yani şeylere. Yırtmaz. Gülleri. Abi de fekteler ha. Çoğu da eksik. Bak şu beyazlı olana bak nasıl. Ooo taş yiyorlar bak. Bunlara şimdi biraz yem verelim biz. Bunlar biraz dinlensine bak. Salmışlar da. Allah'tan ilaçlı suyumuz var ha. Şimdi arkadaşlar nasıl yapalım bunları? Mecburen bunlar burada kalacak şu an. Sadece bir takım, bir çift yavru var ya bak, bununla şu köşedekini üst tamam bizim yavruların içine koyarız. Tabi onu da şimdi koymazdık. 2-3 gün burada kalsın, bir dinlensinler, aşılarını falan yapar, öyle çıkartırız zaten. Bizim yavrularla beraber alışır, ondan sonra uçururuz zaten. Bizim yavrularla direkt takımıyla uçururuz. Bunları da bunlardan bir takım seçelim. Hani birkaç gün geçsin de öyle yaparız. Bunlara ne macar diyorlar bilmiyorum ki, ben unuttum ya, minyon mu diyorlardı? Fındık macarı mı diyorlardı? Yani geçen sefer takımdan daha kısa boylular bunlar. Ama bunlar var ya kelebek gibi ha, bunlar var ya fırlamanın teki olur. Çok ufak bir macarlar bunlar ya. Ne macar diyorlar bunlar? Batı tarafında besleyen arkadaşlar varsa yorumlara yazarsa sevinirim. Ne macar diyorlar bilmiyorum. Şuna bak. Bu yavrulardan hangisi dişi ya? Bu küçük olan mı dişi acaba? Bu mu dişi? Yoksa şu mu dişi? Aileye bir bak. Favorim hangisi biliyor musunuz bu? Bak şu arkadaki bir. Bak şu bir. Erkek olarak o. Dişi olarak da hangisi olsun? Vallahi hepsi güzel ya. Seçemedim şu an. Neyse bunlar burada biraz dinlensinler, yemlerini falan güzel bir şekilde yiyinler arkadaşlar. Tekrardan devam ederiz gün içerisinde. Tam bir gün sonra arkadaşlar tekrardan dama geldik. Çocuklar her zamanki gibi damı dağıtmışlar. Bu Urfalı güllülerimiz burada tam bir gün oldu bunlar. Burada dinlenele yavruları büyük ihtimalle bugün de kalsınlar. Yarın üst tama çıkartacağız. Şimdi zaten sabah saatlerinde dama geldik. Bisküler her zamanki gibi ekmek falan yapmaya başladılar. Tabii sürekli çocuklar da bugün akşamadan damın belleyecekler yani, açıkçası onu söyleyeyim. Şimdi macarlar da bak şurada alt sıra çift oldukları için alt sıradan da bir yer aldı. Numbekler de zaten şurada. Bak diğer taraftan hemen göstereyim ben. Şu taraftan hemen göstereyim. Şurada yerini aldı. Macarlar da alt sırayı aldılar. Bir gün oldu. Şimdi üst tama geçelim. Gün daha aydınlıkken, yani gün daha sabah serinken arkadaşlar üst tama geçelim, kuşlarımıza bir bırakalım. Videonun sonunda da güvercinlerimizden tekrardan devam edelim. Şimdi üst tama geçelim. Zeyno, karışma civcivlere. Papa ben ne diyeyim? Yok yok gelme. Yok gelme, kuşları bırakacağım.
Şimdi lan abo. Arkadaşlar şunlara bak. Bizim mülamans gelmiş. Artı bir tane de yanında garip kuş var. Mülamans bugün günlerden ne? Bugün salı. Bir dakika gelme. Bir dakika gelme. Cumartesi günü kayboldu. Cumartesi akşama kayboldu. Alt damdan düştü. Atkından uzamıştı. Ben dedim ki sokağa falan bir yere düştü herhalde. 4 gün sonrasında şu an buraya gelmiş arkadaşlar. Hadi canım. Şuna ben bir şey demiyorum da bunun gelmesi beni şaşırttı vallahi. Baba bak değil mi? 3 tane gelmiş. Baba 3 tane. Vallahi arkadaşlar şu an ben şoktayım şunun gelmesine. Çünkü tek duvara kadar sıçrayabiliyor zaten. Geçen bir videoda bahsetmiştim zaten. Bizim kırpıklar giden kırpık kırpık geliyor diye. Zeynep dur kızım dur. Şu kuşu da yakalayalım dur. Zeynep tamam gel kızım gel sana aşağı indireyim. Gel şunu yakalamam lazım. Bir tane göğü var. Yavaşça ne. Tamam bunu yakalayayım sonra gelirsin. Hadi in sen. Hadi. İn yavaşça ne. İn aşağı in. Şuna neyse arkadaşlar. Harbiden ben şu kuşun şu an gelmesine şoktayım. Sen aşağı in ben geliyorum. Bu nasıl geldi ya? Bak ne oldu biliyor musunuz mu? Alttan da tekrardan yeni izleyen arkadaşlar için söyleyeyim. Şu dama sıçramıştı. Oradan şu dama, oradan bu dama sıçramıştı. Hatta ben bunlarla bayağı bir tartıştım. Tamam aşağı in. En son şu duvarın çanak var ya. Çanağın üstünde o gün akşam orada kaldı. 9'a kadar caddede bekledim. Sonra sabah oldu. Çıktığımda yoktu. Hani dedim yani bu yüksekliğe çıkması imkansız dedim. Yani büyük ihtimalle böyle atladı. Sokağa falan bir yere düştü. Ya kedi götürdü dedim. Ya da bir aldı gitti dedim yani açıkçası. Bunu videolarda da bahsettim. Hadi in. Koş. Şimdi ise tam bugün cumartesi, pazar, pazartesi, salı. Bugün tam 4. gün arkadaşlar. Şu an bu haliyle gelmiş. Bak yuvaya nasıl girmeye çalışıyor zaten. Açlığından, susuzluktan. Vallahi ben çok şaşırdım ya şu an. Artı bir tane de yanında kuş getirmiş. Demek ki ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bir güvercinin sizin damınıza bile mi yiyeceği bir ekmeği hala varsa bir şekilde geliyor yani. Bu başkasının eline de geliyor. Bir şeyler olup tekrardan dama da geliyor. Bir o çakmakla alacağım atladığında çok üzülmüştüm. Dedim çok güzel bir çakmakla alacağım. Yani o da aynı kısa damdan bile kayboldu. Ta şu taraftan damdan sekti zaten geldi. Sizden beraber izlemiştik zaten. Bu da aynı şekilde bu. O gene sıçrıyordu. Bu hiç sıçrayamıyordu. Bak bu haliyle gelmiş. Maşallah ya. Vallahi şunu içten olarak söyleyeyim. Çok üzülmüştüm bunun kaybolmasına. Şu an gelmesi beni harbiden çok mutlu etti. Şey yapalım. Bunları bırakalım. Bunlarla beraber yakalayalım bunu. Şurayı bırakırsak yakalayamazdık zaten. Bir dakika. Kaç tane daha kuşumuz çıksın. Ama şu gülde de bir rahatsızlık mı var ne ya? Bana öyle geldi. Bir dakika şunların hepsini çıkartalım. Bak şu çakmakla alacağımız kaybolmuştu. Şu kuşu hemen bir yakalım arkadaşlar. Devam edelim. Daha dur direkt şöyle yakalayalım. Lan bunun kanadı mı kırık? Yok kanadı da kırık değil yakalayamadım bir dakika. Tamam göğü de yakaladık. Mülamansımız da burada bak suya nasıl gelecek bak bu kesin kaç bak göğü susuz kalmış suya geldi direkt. Bak mülamans bak direkt suya geldi bak. Başını onun kanatlarını alıp size göstereceğim. Ben harbiden şu an şoktayım yani. Yani umudumu kesmiştim yalan iyi değil. Çünkü bir gün sonrası sokağa atlayan kuş hiçbir zaman ortaya çıkmamıştır.
İstisnalar hariç zaten birine denk gelmiştir, komşuna filan. Onun dışında düşen kuşum hiç gelmemiştir. Bu ikisidir kuşum atlıyor ve bu alt damdan küçücük damdan, dedim ki büyük ihtimalle, tekrardan söyleyeyim, caddeye düşmüştür. Çünkü ileriye gidemez dedim. Caddeye düşmüştür. Ya kere götürmüştür ya da bir alıp gitmiştir yani. Ya söyleyesin öncesi dedim, inşallah bir alıp gitmiştir. Çünkü ben kanatlarını yormuştum. Eğer biri de tuttuysa, kanatlar da gelirse belki gelir diye düşündüm. Bu benim. Ama onu göğün ettik ya. Neyse ya. Göğün. Bak kanatlarını göstereyim. Kanatlar şu şekilde bak. Tahta kanat da yani. Başı birkaç tane sudamış. Diğerleri bak. Atkınından ödüyor yani. Şu diğer içerine falan da yormuşum ben. Vallahi şu an yenilmesine çok sevindim. Demek ki yiyeceği bir ekmek varmış. Ay maşallah. Bahçak nereye gitti? Gün kanadını sakat bellerin de kanatı düzgünmüş. Şu an damla tasını tekrardan duruyor bak. Nereye gitti? Dur göğü tekrardan yakalayalım da. Aa yakaladım. Yakaladık da bunda da bir rahatsızlık var yani, bunu hissediyorum. Ayağım markalı, artı bir de çıtpıt var, üzerinde de numarası var yani. Bu şekilde. Bu videoda sonunda en çok mülemansın gelmesine çok sevindim ben. Vallahi içim cız etmişti. Çok şükür geldi. Bu videomuzun da bu şekilde sonuna geldik arkadaşlar. Sürpriz dolu bir video oldu. Yani hem mülemansımız videonun sonunda ortaya çıktı. Bursa'dan da bize bir 10 tane güvercin geldi. Bunlardan yani birkaç tane biz seçeceğiz. Birkaç tanesini tekrardan sahiplendiririz. Yerine farklı kuş alırız. Yani 4 takım aynı kuşun olmasına gerek yok. O yüzden 3 takımı falan sahiplendiririz. Yavruları uçuma falan çekeriz. Onu diğer sonraki videolarda bir açıklamasını yapar. Ona göre bir video çekeriz. Ona göre bir düzenleriz. Bir tane kaçak yakaladık. Bir mülemansımız geldi. İki o kuşlar geldi. Buradan da gönderememize tekrardan çok teşekkür ederim. Bu videomuzun da bu şekilde sonuna geldik. Umarım videomuzu izleyip keyif almışsınızdır. En keyif aldığım video oldu. Mülemans bize sürpriz yaparak arkadaşlar. Vallahi az çok biraz ben anlamışsınızdır. Çok üzülmüştüm ben. Çok şükür geldi yani. Kaç video sonrasına. Bu videomuzda dediğim gibi bu şeyde sona geldik. Hadi hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.